Yaylası'na geldik Yalova'da. Burası kamp alanı. Tabii biraz gezeceğim. 2 yıl önce geldim. Beni kovalayan ineklerin peşinden düşmeye karar verdim bugün. Bugün ben onları kovalayacağım. Tabii inşallah, bilmiyorum başıma neler gelir. Yemek vardı. Şşt şşt o. Ana sen ne tatlısın. Ne tatlısın sen. Hadi yürü. Lala lala lala. Ho. Git. Git oğlum. Şşt. Oh. Gitsene. Hadi git. Hadi. Oğlum yemek yok. Vallahi yok. Daha yapıyoruz. Daha biz yemedik. Hadi. Ha. Kırmızı giymişsin. Dikkat et. Vallahi ha. İnanmıyorum. Şşt. Ha geliyor bu. Vallahi gidiyorum. Yeter. Görüyorsunuz arkadaşlar, artık korkmuyorum. Korkularımı yendim. Ve Erikli Yaylası'nda ineklerle beraber kamp yapıyorum. Şu an bana bakıyor, bu ne yapıyor diye. Ufacık bir hamlesinde her an kaçabilirim. Kamp alanını şimdi gezeceğiz. Keşfedelim, bakalım neler var. Tabii burası ücretli bir kamp alanı. Bugün şansımıza yağmurluydu. Hatta bayağı yağmurluydu. Yani hava durumunu da öyle göstermiyordu. Böyle bildiğin sağanak şeklinde yağdı. Ben yağmurluğumu falan giydim. Böyle çamurlardan geçmeye çalıştık. Onların da videosu çektik mi hatırlamıyorum, o karmaşayla. Onları da paylaşacağım. Bu kamp alanında mesela şöyle görmüş olduğunuz gibi tahta alanlar var. Buraya da çadırlarınızı kurabiliyorsunuz. Tabii cuma ve cumartesi günleri buralar ücretli ama biz hafta içi geldik. Buralara ek ücret almıyor. Sadece kişi başı 25 TL alıyor kamp için. Tabii ben de bugün bu kampa çok yakışıklı biriyle geldim. Kadir öğretmenim, ama bunu böyle ben yaparak bu böyle düşüyor. He, onu sıkıştırmamız lazım o zaman. Kiyan, sen benim kameramanım olacaksın değil mi büyüyünce? Hı hı. Hı hı. Güzel çekimler yapacağız biz. Gel bakalım biraz keşfedelim. Kamp alanında duş ve tuvalet mevcut. Bir tane restoran da var. Telefonlar çekmiyor bu arada. Şebeke hiçbir şekilde yok. Sadece tesisin kendi personelinin kullandığı internet var. Tabii ki ben bir YouTuber olarak rica ettim. Bana verdiler bunu ama hafta içi olduğu için verdiler. Buranın sahibi özellikle belirtiyor. Hafta içi yoğunluk olmadığı için tabii ellerinden geldiğince burada kalanlara yardımcı olmaya çalışıyorlar. Hafta sonu yoğunluk olduğu zaman hani hiçbir şekilde internet şifresini de vermiyor. Ek ücret de alıyorlar. Bu da aklınızda olsun. Bence zaten kamp yaparken, tabii çalışıyoruz, cumartesi, pazarlar, elimizdeki zamanlar değerlendireceğiz ama bence en azından hafta içi bir güne de denk getirmek güzel olabilir. Çünkü o kalabalık olmadan esas doğayı hissediyorsunuz, biraz kafa dinliyorsunuz. Bence kampların en güzel yanı da bu. Yaylası'nda. Şimdi şelaleye doğru yürüyüşe çıktı. Her zaman verirsen ben de sana her zaman dondurma alırım ben. Yaz, ben seni yerim ya. Dondurmayı boşver, ben bunu yerim. Ne yersin? Seni yerim. Da. Kiyan, biz neredeyiz şimdi? Erikli Yaylası'nda. Gel söyle. Gel şöyle söyle. Arkadaşlar biz Erikli Yaylası'ndayız. Ne yapıyoruz biz burada? Geliyoruz, şelaleye gidiyoruz. Biz kamp mı yaptık, çadırda mı kaldık biz? Sevdin mi peki kamp yapmayı? O zaman devam edelim mi? Tamam, hadi gidiyoruz, yürü bakalım. Evet, şimdi şelaleye giden yolda tesisler de var şurada, kahvaltılar, restoranlar da var. Yani buraya sadece kamp için gelinmiyor, günün birlikte gelebilirsiniz. Ya yanınızda bir şey olmadığında, hazırlıklı olmadığınızda buradaki restoranlar zaten sizlere hizmet sunuyor. Şelaleye giden yolda bizi tesisler bekliyor demiştim. Şu aşağıda da suyun içerisinde masalar var tesisin. Oralarda da dinlenebilirsiniz. Bir de zipline var burada. Tabii ücretli bunların hepsi. Doğanın sesine kulak veriyoruz. Gibi bir alan kalıyor şelale için.
Allah'tan tabela koymuşlar. Yoksa kaybolma ihtimalin tabii ki de çok yüksek. Değil mi Yasemin? %0 olduğu için dalga geçiyoruz. Ne, senin... dalga geçmiyorum. %0 olan senin evlenme ihtimalin. Şimdi şöyle bir şey var. Kader arkadaşımla ilgili bir şey söyleyeyim. Eğer ki trafikteyseniz ve ona harita açtırdıysanız, nereden gideyim kadar sağ mı sol mu bilmem ne falan diye soruyorsanız, düz gitmeniz gerektiğini bilmeniz lazım. Eğer ki siz sağ ya da sol derseniz eğer, emin olun ki gideceğiniz yere bir 10 dakika daha geç gidersiniz yani. Ya bak, asla o ama sağ ya da sol. Aniden olmuyor. Soruyorsun. Tam böyle bak. Aniden normal... sormuyorum. Haritayı aç diyorum. Öncesinde bana söyle diyorum. Tamam, zaten eğer dönmem gerekse söylerim. Bana öyle bir anda soruyor ki, ben de bir anda sanki dönmem gerekiyormuş gibi hissedip sağa dön diyorum bir anda. Tabii düşeceğim diye aynı anda yere de bakıyorum. Haritayla niye hissiyat kullanın? Elinde harita var. Adamlar sana yapmışlar. İyi de harita kullananlar şimdi bilir yani, böyle bazı yollar tam o dönemeçler falan şey değil. Onları arada karıştırabiliyorum yani. Arada mı? Arada 40 yılın başında bir doğru yolu buluyorsun. Saçmalıyorsun şu an gerçekten. Genel olarak bir yanlış. Ben böyle nankör bir insan görmedim ya. Ya hangi nankörlüğünden bahsediyorsun? Şuralar ne güzelmiş. Mazitlerde yarım saat 40 dakika yürümelerimizden mi bahsediyorsun? Yok, ben onu beleşçilikten yürütmüşüm. Hangi? Neyse, arabada olunca çok isyan etmiyorum. Nasıl yürümediğim için sıkıntı yok ama ayağım su toplamış halde Avrupalarda gezince çok da tatlı. Hayır canım, şimdi şey yani sabaha karşı kaçtı yani maziten döndüğümüzde. Metrolar falan kapanmıştı. Taksi, ben mesela şey, Lena'nın evini tarif edemezdim muhtemelen taksiyle. Zaten yanımızda Taner olmasaydı muhtemelen biz o Lena'nın evini hiçbir zaman bulamazdık. Bu kafada değil. Taner, seni sevmemeyi vardın. Olmasaydın olmazdık. Ya tabii ki belli rotalar karıştırabilir. Aslında hayatın güzelliği de burada değil mi? Planladığın gibi olmasın her şey. Dertleş takipçilerini. Neden yani. Böylesin? Mesela az önce de buraya dünyanın yolu gibi söyledin, 400 metre ilerideymiş. Dünyanın yolu değil mi? Ya çok vardı da. Hayır diye. Yani uzak hayır, dünyanın mesela yolu derken ben uzaklık anlamında demedim. Burası da dünyaya ait bir. Ya hayatım böyle direkt. Şimdi Allah bir şelale de yok ha. Şelale kurumuş. Şu an Şener Şen gibi olabilir. Şener Şen Almanya'ya götürüyordu ya sen de bizi. Şelale diye. Allah bir nereye götürüyorsun yani. Bana onu yapmışlar biliyor musun şeyde. Şelale diye beni böyle bir saat falan yürüttüler, sonra bir geldim. Ama şelale kurudu ya. Ay yok annem git- var ya şelale. Gitmeden yaşamıştım. Önce bunu söylesen gitmezsin zaten. Aynen öyle. Ama röportajda ücret almak için. Gittik şileye. Ben de böyle bikini bikini giymişim, böyle şelaleye gireceğim falan havasıyla. Bir de ne kadar çok yürüdük. Burada yürüdüğümüz serin falan. Orası çok sıcak. Neyse dedik, nasıl olsa şelaleye gireceğiz. Bir gittik, şelale yok. Sadece kurbağalar var etrafta. Ya şimdi bak, hayatta zaten bunları yaşıyor. O anlattığını da ben yokum. Şimdi gelmiş bana laf ediyor bir de. Hayır, ben pek seni suçlamıyorum. Sen ve senin gibileri. Senin gıyabında senin gibi olan herkesi suçluyorum. Hayır, gören de kendisi attığı noktayı hemen buluyor. Şey, ben zaten kayıt bulamıyorum. Şimdi. Ben kendim kabul ettiğim şimdi için sana laf ederken söyleyeyim. Burada kayıt düşeceğiz. Bir dakika, hayır, arada... Tabii dün çok yağmur yağdığı için hem tahtalar, yerler falan ıslak. Bayağı bir ıslak. Ay dün çok kötüydü ama ya. Oh! Erikliydi, erikliydi. Herkes buraya bayılacakmış. Burayı tavsiye ediyor musun Yasemin? Kesinlikle tavsiye ediyorum. Sadece yolları işte biz yağmurda geldiğimiz için biraz küçük korku filmi yaşadım aşağı inerken rampadan ama. Değil mi, o virajlı bir yol yani, evet, araba kullanan biri olarak. Kayınca da çamura falan batacağımı zannettim, o yüzden biraz sırstım ama onun dışında indikten sonra gerçekten her şeye değer diyorsunuz. Evet. Doğa seviyorsanız kesinlikle gelmeniz lazım. Takipçilerimin bir suratına bak ya. Ha, bu ne ya? Ben de. Şu suratı görmek istiyorken. Çok emin değilim. Evet, şimdi birazcık manzarada çekeceğim.